Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği ek bir listesinde yer alan bir proje gerçekleştirilmesi planlandığı zaman yatırıma başlamadan önce bakanlığımıza bir ÇED başvuru dosyasıyla başvuruyor. Bakanlık bu dosyayla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bir komisyon kuruyor ve bu komisyon marifetiyle şu an sizden alacağımız görüşler, komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda ÇED raporunu hazırlayacak yetkili firmadan bir çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlamasını istiyor. Bu rapor hazırlandıktan sonra biz nasıl ki şimdi ilgili köy muhtarlıklarımıza ve kaymakamlıklarımıza resmi yazıyla bir tebligat yaptıysak ve ayrıca yönetmelik gereğince ulusal ve yerel bir gazetede toplantıdan önce ilan da yapıldı. Normalde bizim resmi yazıyla bir şey yönetmelikte yok. Sadece ilan diyor ama biz daha çok kişi duysun diye özellikle ilimizde mutlaka köy muhtarlıklarına tebligat yapıyoruz. Şimdi bu toplantının ardından halkın katılımı toplantısında amaç gerçekleştirilecek projenin amacı nedir? Özellikleri nedir? Kapasitesi nedir? Çevreye ne gibi olumlu ve olumsuz etkileri olur? Bu etkileri gidermek için ne tip tedbirler alınacak? Bunlarla ilgili bilgi verilecek. Siz de gerek bu toplantı esnasında geçireceğiniz tutanakla gerek de daha sonra istediğiniz zaman il müdürlüğümüz kanalıyla ya da doğrudan bakanlığa yazılı olarak görüşlerinizi bildirebileceksiniz. Halkın katılım toplantısının amacı budur. Şimdi buradaki yapılması ile ilgili de şeyi biz özellikle il müdürlüğü olarak, çünkü toplantı yeri valilik koordinasyonunda firmayla görüşülerek belirleniyor. Biliyorsunuz bu COVID tedbirlerinden dolayı halkın katılım toplantıları zaten ertelenmişti, yapılmamıştı. Tekrar normalleşme süreci başlamasıyla birlikte yapılmasına izin verildi. Fakat bakanlığımız toplantılarda özellikle salgını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, kapalı ortamların çok tercih edilmemesi, yani ne kadar tedbir alırsak alalım içeride çünkü daha bunaltıcı olacaktı. O yüzden aralık uygun şekilde hazırlanmasını biz istedik. Firma zaten videoları da gönderdi. Bütün bahçeyi ilaçladılar, dezenfektanları koydular, hepimiz ateşi ölçülerek alındı. Yani kapalı ortamda olmasının çok daha büyük dezavantajları olduğu için bunu biz tercih ettik. Biraz belki güneş rahatsız edecek ama en azından daha sağlıklı olduğunu düşündük. Şimdi yine COVID tedbirleri kapsamında normalde katılım çizelgesi dolaştırıyoruz. Ad, soyad, imza alıyorduk. Ama TC numarası bu fidyasyon çalışmalar için, çünkü herhangi bir şey olursa, gerçi ateşlerimiz ölçüldü ama TC numarası ve ikametgah adresi de var katılım çizelgemizde. Daha sonra sırayla bir kişi dolaştırırsa mesafeyi de koruyarak katılım çizelgesine. İkinci şey, burası aydınlık olduğu için projeksiyon yok ama biz bu haritaları, özellikle büyük haritaları getirmelerini ve burada bırakmalarını istedik firmadan. Toplantı bittikten sonra da yeri daha net görebilmek için bunlar burada kalacak. Ayrıca broşür de hazırladınız, tamam. Broşürleri de yine dağıtırlar. Dediğim gibi rapor bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün ÇED başvuru dosyası il müdürlüğümüz sitesinde yer alacak. Sizin görüşleriniz ve kamu kurumlarının görüşleri geldikten sonra rapor hazırlanınca biz yine yazılı olarak size bildireceğiz. Raporu inceleyebilirsiniz, görüşlerinizi bildirebilirsiniz diye. ÇED raporunu hazırlamak için bakanlığımızdan yetki almış firma Savra Mühendislik'ten Eda Hanım bize proje hakkında bilgi verecek. O bilgi verdikten sonra ad soyad söyleyerek hangi köyden katıldığınızı, sorunuzu sorarsanız biz tutanağa geçireceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu bilgilendirmeden sonra Eda Hanım proje hakkında bize bilgi verin. Buyurun. Değerli misafirlerimiz. Şimdi ilk önce proje hakkında bilgi verildikten sonra şimdi dinlemek istemiyoruz açıkçası. Ben Bakırtepe Çevre Platformu üyesiyim. Aynı zamanda Pınar Gözlüğü Dernek Başkanı. Evet, evet. Ve 2013 yılından beri zaten bu firmayla biz muhatap oluyoruz. Mahkeme. Arkadaşlar imzalamayın. Bir saniye, ben mikrofon ışığından dolayı aldım. Bir açıklama yapacağım o yüzden.
Normalde halkın katılımı toplantılarındaki prosedür, proje hakkında bilgi verdikten sonra sizin görüşünüzü, önerinizi almak. O yüzden ben şu an aldım. Hani bilgi verildikten sonra görüş, öneri alıyoruz ama siz topluca buradaki herkes ben bu proje hakkında bilgi almak istemiyorum diyorsa şimdi hanımefendi şeyi... Ha şunu söylemek istiyorum. Ben hani sormak zorundayım. Çünkü bizim görevimiz valilik olarak bu toplantıya başkanlık etmek bizim görevimiz. Burada bir vatandaşımız bile bilgi almak istiyorsa onun hakkını engellememiz mümkün değil. O nedenle soruyorum ben. Yani burada hani hanımefendi dernek başkanı olarak düşüncesini söyledi. Eğer tamamının düşüncesi buysa biz kimseye zorla bilgi veremeyiz. Evet. Ben hanımefendiye vereyim. Arkadaşlar biz hiçbir şey imzalamıyoruz. İmza çizelgesi dolaşıyor ya. İmzalamıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da burada hükümeti destekleyen. Biz onların tutanağına bunu istemiyoruz deyip yazdırdıktan sonra imzalayacağız. Yoksa öteki türlü lütfen imza atmayın. Ben Bakırtepe Çevre Platformu üyesiyim ve aynı zamanda da Pınargöz Köy Dernek Başkanıyım. Bakırtepe'de demir eksportun çıkarttığı altın madenine biz zaten yabancı değiliz. 2013 yılından beri bu altın madeni için ruhsat alındı, işletiliyor ve biz üç kez durdurma kararı aldık. İkisini idare mahkemesinde, birini Danıştay'da. Bu ne anlama geliyor? İlk defa Türkiye'de de böyle bir başarı gösterdik. ÇED davaları için biz bir örneğiz. Biz her aldığımız ÇED davasını arkasında dolanarak, yeni bir şeyler eklenerek iptalini tekrar işletmeye aldılar. İptali durduruldu. Biz üç kez durdurmamıza rağmen ısrarla işletilmeye çalışıldı. Bunun anlamı şu, ÇED davalarının iptalinin anlamı şu, siz meralara, ekosisteme, floraya, faunaya, bütün canlıların yaşam alanına zarar veriyorsunuz, geri dönülmez zararlar hatta veriyorsunuz. Bunun için sizin orada maden çıkarımınız engelleniyor da mahkemeler tarafından. Mahkeme bunun kararını veriyor, geri dönülmez zararlar işlediği için. Ama Koç grubu tabii bunu diğer şirketlerde, Türkiye'de bir sürü örnekleri var, ciddiye almıyor. Biz insanların yaşam alanlarını bizleri ciddiye almadığı gibi her zaman zarar verecek yöntemlerle altın çıkarılıyor. Biz şu an bizi burada toplamaların nedeni ruhsatları bitti bu arkadaşları. Yeni kapasite artışı derken yeni alanlara yönelecekler. Yöneldikleri alan da Naldöken diye bir bölge. Orası bizim su havzalarının tam beslendiği nokta. Hem Çetinkaya gelen sular hem Kabalçeli'ne, Karamemede, Pınargöz'üne, Dağdolu'na, Taşgeçit'e artı Çaltıçay'la uzanacak ta Erzincan'a kadar giden suların beslendiği nokta arkadaşlar. Su her canlı için çok önemli ve kutsal bir şeydir, bir ihtiyaçtır. Ve bizim davamız bilirkişi tarafında üç kez gelen bilirkişiler burada ekosistemin zarar aldığını, endemik yapının yok edildiğini, artı Bakırtepe bizim inanç merkezimiz. Biz orada Aleviler ve Sünniler gidip kurbanlarımızı keseriz, lokmalar dağıtırız, dualar eşliğinde inerdik. Oraya şu an 3 yıldır bunların yüzünde kimse gidip kurban kesemiyor. Çünkü işler acısı bir durum. Keşke toplantı Bakırtepe'nin tepesinde olsaydı. Diyorlar ya pandemi dönemi içeride olmuyor. Bakırtepe'nin tepesinde yapın. Halk sizin verdiğiniz zararları daha iyi görür. Orada görünce işler acır. Biraz belki sizde de azıcık vicdan varsa siz de dersiniz yeter ya, insanlara ne kadar, doğaya ne kadar zarar vermişiz deyip en azından geri adım atmayı düşünürsünüz. Ve bizim şimdi 4. davamız 3 Temmuz'da. 3 Temmuz'daki dava öncesi, davaya 10 gün kala arkadaşlar ÇED sürecini genişletmeyi düşünüyorlar ve pandemi sürecinde risk alarak biz o riski göze alarak buraya geldik. Haklı olarak biz Bakırtepe'de altın işletmeciliğine karşıyız. Tepkimizi burada toplu olarak koymak için buradayız. Bütün bu şehir pandemi sürecindeki rahatsızlıkları göze alarak herkes sıcağın alnında oturmuş
size tepsisini koymak için geldi. Bir de Koç grubu şeyde pandemi sürecinde iyileşeceğiz hashtag altında bir video yayınladı. Ve eminim hepiniz izlemişsinizdir. Ben hatta paylaştım, herkes görsün. Cümleleri de aynen şu. İyileşeceğiz. İyi insanlar olarak iyileşeceğiz. Kurumlar olarak daha sağduyulu, daha iyi kararlar alarak iyileşeceğiz. Arkadaşlar, siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Yaşam alanlarını canlılara zarar vererek nasıl iyileşiyorsunuz? Tam da pandeminin, COVID'in nedeni nedir? Canlıların yaşam alanına zarar verildiği için, canlıların yaşam alanı yok edildiği için insanların yaşam alanını işgal ediyorlar. Virüs öyle çıkıyor ve milyonlarca dünyada pandemi ilan edilmesinin nedeni dünyayı etkilemesi. Ve biz halen insanoğlu olarak biz burada bunun dersini almıyoruz. Daha bir 5 yıl daha Koç grubu benim su kaynaklarımın tam beslendiği noktaya kapasite artışı yapacak. ÇED başvurusu yapacak. Ya yapmayın arkadaşlar. Gerçekten hükümet olarak da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da destek sunarken suç işliyorsunuz. Yani adalet hep böyle tecil etmeyecek. Mutlaka düzen değişecektir. Mutlaka adalet sistemi yerine oturacaktır. O zaman ne yapacaksınız bilmiyorum. Biz onun için topluca burada yaşam alanlarımızı zarar verecek her şeye hayır diyoruz. Ve Demir Export şirketinin bağlı olduğu Koç Holding Türkiye'ye yalan söylüyor. Güya devrimci, maske dağıtıyor, solunum cihazları yapıyor, işte dezenfektanlar dağıtıyor. Demir oksitten, tozdan, dinamitten, arsenikli sularda onca canımızı aldınız. Bizim Pınar Gözü köyünün adı Pınar Gözü, yani gözede kaynayan su, köyün adı oradan çıkıyor. 2013 yılından beri biz 7 yıldır susuzuz. 7 yıl ya, tam 7 yıl. 7 gün, 7 ay, 7 hafta değil. 7 yıldır arkadaşlar suyumuzu kesmişler. Şu an gelin, keşke burada görsellerimiz olsa göstersek de, su, bir damla su yok ya, dere yatağı kupkuru. Bizim suyumuzu vermeyen Koç dinamitle patlattı, demir madeni işletiyordu, o çanakta çıkardı ve bize sosyal sorumluluk projesi dahilinde su vermek istedi. Ve öyle de güçlü hissediyor ki kendini, ne kadar hükümet yanındaysa, bize verdiği suyu analizini yapmadan verdi. Allah'tan toplum sağlığı merkezi, lütfen, hayır tamam, ben diyorlar ya, yaptıkları yapacaklarının teminatıdır, tamam. Arıtma tesisi açtı. Arıtma aynen, arıtma tesisini açıyor arkadaşlar. Analizini yapmıyor. Benim en az size 10 tane dilekçem var. Bir gün gelmediniz. Arıtmanın su analizini de şey yapmıyor, analiz yapmıyor. Kimyasal ve biyolojik analizinde yapmadan bize suyu veriyor. Suyu veriyor, Allah'tan toplum sağlığı merkezi analizini yaparken suyun sağlıksız olduğunu söylüyor, mühürlüyor. Biz onun üzerine işte arkadaşlar da vurguladığı gibi tesisi açma izni yok. Bir sürü eksiklere rağmen biz dava açtık, şu an ağır cezada. Yani arkadaşlar, Koç grubunun sıralamayacağım kadar bize vereceği bir sürü zarar var. Verdiklerini söylüyorum. Eğer devam ederse, ya gelsinler, iyileşeceğiz, pandemi, COVID bizi öldürmedi. Koç grubu gelsin, gırtlağımıza sarılsın, öldürsün. Biz de ölmüş, kurtulmuş oluruz, onlar da rahat rahat çalışsın. Ben diyorum ki, onun için bu arsenikli sulardan dolayı canımızı aldınız, doymadınız mı? Onun için çekip gidin. 5 yıllık süreniz çoktan doldu. 10 gün sonra Sivas İdare Mahkemesi'nde duruşmamız var. Bu kararı beklemeden aceleniz niye? Kazanacağından çok mu eminsiniz? Bu 5 yıl daha mı istiyorsunuz?
Biz mahkeme kapılarında adalet aradık. Hep aramaya da devam edeceğiz. Bizi bu davadan vazgeçiremeyeceksiniz. Biz yorulmayacağız, usanmayacağız. Örgütlülüğümüzü daha da pekiştirerek mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz hayatı savunuyoruz. Siz parayı pulu. Yüzünüzdeki maske çoktan düştü. Artık Türkiye'yi ve bizleri kandıramayacaksınız. Başından beri bu projeye hayır dedik. Yine hayır diyoruz, saygılarımla hepinize. Ve arkadaşlar, tutanağa, Çevre Bakanlığı'nın tutanağına istemediğimizi belirtecek tutanakta yazacağız ve alanı terk ediyoruz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Şimdi başka sorusu...